Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün ikinci ünitemizle derslerimize devam ediyoruz. İkinci ünitemizde neler işleyeceğiz? Hep beraber bakalım. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemden bahsedeceğiz. Zekat ve sadaka ibadetinden bahsedeceğiz. Zekat ve sadaka ibadetinin bireysel ve toplumsal faydalarından bahsedeceğiz. Ve her ünitenin sonunda olduğu gibi bir peygamber tanıyacağız, Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Son olarak da her yine ünitenin sonunda olduğu gibi hangi sureyi öğreneceğiz? Maun suresi ve bize verilen bu suredeki mesajlar nedir? Bunları öğrenmiş olacağız. Sizce insan yardım almadan hayatını sürdürebilir mi? Videoyu durdurup burada kendiniz cevaplayabilirsiniz. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemden bahsediyorsak arkadaşlar, kesinlikle insan yardımlaşmadan hayatını sürdüremez. En basit şeyleri bile düşünseniz, bir çocuk anneye ihtiyaç duyar, onun yardımına ihtiyacı duyar. Bir eş, diğer eşine yine her zaman yardım etmesine ihtiyaç duyar. Bir öğrenci, öğretmeninin yardım etmesine ihtiyaç duyar. Bu yardımlaşma hayatın her alanında vardır. İnsan doğumundan ölümüne kadar yardıma muhtaçtır. Ve toplumda herkes birbirine muhtaçtır diyebiliriz arkadaşlar. Hemen Efendimizin bir hadisi şerifine bakalım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Bu hadisi şerife baktığımızda bizim bütün hayatımızı kapsayan bir idol, bir düşünce var arkadaşlar. Ben eğer arkadaşımın sıkıntısını gideriyorsam, Allah-u Teala da bana yardım ediyor. Hem bu dünyada hem de ahirette. Ben bir arkadaşımın ayıbını örtüyorsam, gizliyorsam, insanlara açık bir şekilde söylemiyorsam, aşikar etmiyorsam, Allah-u Teala da kıyamet günü benim bir ayıbımı inşallah örtecektir. Peygamber Efendimiz bunu bize müjdeliyor ve bunu tavsiye ediyor. İnsanı ve insanın içinde yaşadığı dünyayı koruyabilmek için ancak yardımlaşmak gerekir. Ya bu yardımlaşmakla mümkün olabilir. İslam dini insana ve topluma faydalı olan hususlarda yardımlaşmayı emretmiş, fakat zararlı ve kötü olan şeylerde yardımlaşmayı da yasaklamıştır. Hemen bununla alakalı hadisi şerifimize, ayeti kerimemize bakalım. İyilik ve takva. Takva ne demek? Allah'a karşı gelmekten sakınma. İyilik ve takva üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bazen öğrenciler şunu söyleyebiliyorlar. Hocam biz kopya çekelim. Niye? Çünkü kopya çekmek de arkadaşımıza yardım etmektir. Ama ayet-i kerimede ne diyor arkadaşlar? Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Kopya çekmek kesinlikle günah olduğu için günahta yardımlaşmış oluyorsun. Buna da dikkat edelim. Peki İslam dini bize neleri gösterir, neler yapar yardımlaşma konusunda? Yardımlaşma konusunda Müslümana bir yol gösterir. Nasıl yardımlaşmamız gerektiğini anlatır. Birazdan onları ayrıntısıyla işleyeceğiz. İnsanı cimrilik ve bencillik tutsaklığından kurtarıp paylaşmanın verdiği mutluluğa ulaştırmak ister. Herkese kendi durumuna göre yardım etmesini ister. Kimisi zengindir, maddi durumu vardır, kimisinin yoktur. Herkes kendi çapında yardım edebilir. Rızkı veren Allah demiştik hatırlarsanız ilk ünitemizde. Rızkı Allah veriyorsa ve bana da çok para vermediyse o zaman ben yardım edemeyecek miyim? Tabii ki de durumu fakir olan, durumu iyi olmayan insanların da yardım edebilmesi için Allah-u Teala bazı fırsatlar, imkanlar sunmuştur elbette. Önemli olan burada verdiğin, paylaştığın şeyin miktarı değil,
senin niyetindir. Herkes kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye eder, paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Dikkat edelim arkadaşlar, şu ifade önemli. Herkes kendi durumuna göre yardım etmesini ister. Eğer senin cebinde 10 lira varsa, 10 TL varsa 10 liranın hepsini bağışlaman doğru değildir. Doğrusu bir miktarını bağışlaman, geriye kalanını kendi ihtiyaçların için harcamandır. Nitekim sadakanın tarifini yaparken kendine harcadığın bile sadaka olarak geçen hadis-i şerifleri biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi yardımlaşma ve paylaşma konusunda da bize en büyük örnektir. Çok güzel bir örnektir. O yardımın büyüklüğünün miktarına bakmaz. Neye bakar arkadaşlar? Samimiyet ve niyete bakar. Bu yardımı yaparken ne kadar samimisin? Gösteriş için mi yapıyorsun? Yoksa sırf Allah rızası için bir kardeşinin ihtiyacını gidermek için mi yapıyorsun? Allah-u Teala buna bakar. Çünkü bir tebessüm bile sadaka vermek için yeterli olabiliyor İslam dininde. İslam dininde başkalarına yardım ederek yapılan ibadetlerden hangilerini biliyorsunuz? Yine bunu videoyu durdurarak cevaplayabilirsiniz. Biz burada arkadaşlar zekat ve sadaka ibadetinden bahsedeceğiz. İslam Müslümanlara birçok yol göstermiş bu yardımlaşma konusunda. Bazılarını farz kılmış, bazılarını ise serbest bırakmış ama bunları yapmamızı da tavsiye etmiş. Tabii ki herkese de farz kılmamış. Bazılarına farz olmuş, bazılarına farz olmamış. Onlar nelerdir? Onlara da bakacağız. Arkadaşlar zekatla başlayacağız. Zekat sözlükteki anlamı, bir de terim anlamına bakacağız. Sözlükteki anlamını birçok defa karşımıza çıkıyor testlerde, denemelerde. Sözlükteki anlamı temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir. Peki ne demek? Zekat verdiğimiz zaman malımız temizlenir. Neyden temizlenir arkadaşlar? Eğer malımıza istemeden dahi olsa bir günah bulaştıysa, haksız yere bir kazanç elde ettiysek, ama dikkat ediyorum, dikkat edin, istemeyerek, faiz istemeden bulaştıysa, bilmeyerek, istemeyerek bulaştıysa onlardan temizler. Biz zekat verdiğimizde malımız azalmaz, aksine çoğalır. Malımız bereketlenir ve gelişim gösterir. Peki terim anlamına baktığımızda bizim cevabımız ne olacak arkadaşlar? İslam'ın 5 şartından bir tanesidir. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez, bu da önemli, yılda bir defa mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesine biz zekat diyoruz. Peki bununla alakalı ayet-i kerimemiz nedir? Bakara suresi 110. ayette namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. İslam dininde sadece zekat ibadeti mi vardır? Hayır. Zekatla sınırlandırılmaz. İnfak da vardır. Peki infak ne demek? Onu da hep beraber göreceğiz. İslam yardımlaşmayı sadece zekat ibadetiyle sınırlandırmaz. Zengin veya fakir herkesin elinden geldiğince iyilik yapmasını, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini ister. Bu yardımlaşma konusunda önemli kavramlardan bir tanesi de infaktır diyeceğiz. Peki infak ne demek? Sözlük anlamına bakalım. Harcama yapmak. Gayet basit. Peki terim anlamı nedir? Terim anlamı ise Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu ürünlerden, mallardan yüce Allah'ın emrettiği şekilde harcama yapmak, harcama yapmaktır. Bağışta bulunmaktır. Dikkat edin, maddi olarak. Şimdi sadakayı göreceğiz. O bundan farklı. İnfak da bir sadaka çeşididir. İnfak maddi olarak yardımda bulunmaktır. Peki sadaka nedir? Sadakanın sözlük anlamı sadaka
doğru söylemek, verdiği sözde durmak demektir. Peki, terim anlamına baktığımızda sadaka, bir Müslümanın Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı. Hayırlı işlerin tamamına biz ne diyoruz? Sadaka diyoruz. Bunun içerisinde bir çocuğa tebessüm etmek, infakta bulunmak, bir sadaka-i cariye birazdan yine göreceğiz. Bunları yapmak hepsi sadaka olur. Sadaka bizim genel başlığımız diyebiliriz arkadaşlar. İslam'ın Müslümanlara öğrettiği diğer bir yardımlaşma çeşidi de sadakadır diyebileceğiz. Sadakayı herkes yapabilir. Zekat sadece zenginlere ait bir sorumluluk olmasına rağmen infak ve sadaka bütün Müslümanları kapsar demiştik arkadaşlar. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır. Yine Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifine bakalım. Bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, sağlıklıyken ve fakirlik endişesi ve zengin olma hırsı ile hareket ederken sadaka vermendir. Sadaka vermeyi son nefesini yaşadığın ana kadar erteleme buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize burada neyi tavsiye ediyor? Ne olursa olsun, hangi durumda olursan ol, zenginken de fakirken de sadaka vermeyi ihmal etme. Bir şekilde yardım etmeye çalış. Eğer maddi olarak yardım yapamıyorsan birilerini bul, yapabilecek, bu maddi yardımı yapabilecek insanları bul, onları teşvik et. Onların sevabından kat ve kat sen de kazanacaksın. Peki, zekat ibadetini biraz daha ayrıntılı olarak işleyelim. Zekat kimlere, kimler zekat vermelidir? Şimdi hep beraber onları göreceğiz. Bu tüm ibadetlerde, farz olan ibadetlerde geçerli olan bir şeydir. Bir insanın, bir Müslümanın akıllı olması, ergenlik çağına girmiş olması, farz olan ibadetleri yerine getirmek için şarttır. Zekatta özel olarak nisap miktarından fazla mala sahip olması gerekir. Her zengin Müslüman zekat vermesi şarttır, farzdır arkadaşlar. Ama şu şartları elinde bulundurmak zorundadır. Nisap miktarı nedir? Ona birazdan bakacağız. Evet, temel ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçlar nelerdir? Bir Müslümanın kendisi ve ailesinden bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim, ulaşım gibi giderlerini gösterir. Bu bizim temel ihtiyaçlarımızdır. İslam'a göre bunlar temel ihtiyaçlardır dedik. Bu nedenle temel ihtiyaçlar kapsamına giren malların zekatı verilmez. Yani sen yemek içme için, giyinme, barınma, mesela evinin kirası vardır. Bunun parasını zekata dahil etmezsin. Bunları ayırırsın. Bunların dışında kalan para eğer nisap miktarına ulaşmışsa sen zekat vermekte sorumlusundur demektir. Peki, zekat vermekle yükümlü olan kimsenin bazı şartları vardır. Bu şartlar nelerdir? Bir defa kişinin Müslüman olması gerekir. Bir diğeri, malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkanı olanlar zekat verebilir. Eğer parasına, malına, mülküne bir haciz geldiyse, onu istediği gibi kullanamıyorsa, bu kişi zekat vermekten muaftır, sorumlu tutulmaz. Veya hapse girmiştir, parasını kullanamıyordur. Kişi zekat veremez. Üçüncü olarak zekat verecek kimsenin akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması gerekir. Şafii mezhebinde dinen zengin sayılan çocukların zekatlarını velileri veya varisleri, vasileri verirler. Şafii mezhebinde böyle bir ayrıntı da var. Bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve varsa borçlarını ödedikten sonra dinen belirlenen miktarda mala sahipse
zengin sayılır. Bu asgari miktara nisap denir. Her malın nisap miktarı farklıdır. Zekat verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesi de şarttır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ne demek bu? Yani bugünün tarihi, örnek veriyorum, 26 Şubat 2021. Bugün benim cebimde nisap miktarı bir para geçti. Cebime koydum ve bunun üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl sonra cebime baktığımda aynı miktarı koruyabilmişsem benim üzerime zekat artık farzdır. Yani para elime geçer geçmez değil. Paranın üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekat vermek kişiye farz olur. Bu da daha kolay anlaşılsın diye ben miladi takvime göre örnek verdim. Aslında hicri takvime göre bu hesaplanır. Daha kolay olsun diye ve insanların ihtiyacı o zamanlar daha çok arttığı için genelde Müslümanlar kendisini Ramazan ayına göre ayarlar. Ramazan ayında yapılan ibadetler daha çok sevap olduğu için insanlar Ramazan ayında zekatlarını verirler. Yoksa özellikle zekat ibadeti Ramazan ayında verilir diye bir şart yoktur. Ramazan ayında özellikle verilen sadaka çeşidini de birazdan göreceğiz arkadaşlar. Peki nisap ne demektir dedik? Nisabın genel bir tanımını yapalım. Bir kimse zekat ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için Allah ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne biz nisap diyoruz. Peki, bu nisap miktarı dediğimiz gibi değişiyor dedik. Zekatı kim verir? Zengin olan her Müslüman. Nelerden verir? Bakın, bu ürünlerden, bu mallardan zekat verilir. Nedir onlar? Altın, gümüş, nakit para, menkul değerler ve ticaret malları. Bu ürünlerin 1/40 yani %2,5 verilir. Koyun ve keçi de arkadaşlar bu ayrıntıları artık bilmeniz, ezberlemeniz gerekir. 40'tan 120'ye kadar bir tane koyun verirsin. 121'den 200'e kadar iki tane koyun verirsin. Örnek veriyorum. Bizim Mehmet amcamızın 50 tane koyunu var. Zekat olarak ne vermesi gerekir? Bir tane koyun vermesi gerekir. Başka bir komşusu, onun komşusu Ahmet amcanın kaç tane koyunu var? 150 tane koyunu varsa o zekat olarak ne vermesi gerekecek arkadaşlar? İki tane koyun vermesi gerekecek. Ama işte Hüseyin amcanın da 20 tane koyunu var. Zekat verecek mi? Hayır, zekat vermeyecek. Sığır ve mandaya geldiğimizde arkadaşlar sığır manda ne demek? Yani büyükbaş hayvanlar. Bu büyükbaş hayvanlardan 1/30 oranında yani 30'dan 40'a kadar bir tane 2 yaşında buzağı, 41'den 59'a kadar bir tane 3 yaşına basmış buzağı verilir, zekat olarak verilir. Devede her 5 deve için bir tane koyun zekat olarak verilmesi gerekir. Toprak ürünlerinde %10 yani 1/10 mahsulünün, toprak ürünlerinin 1/10 zekat olarak verilir. Ancak bunda şöyle bir ayrıntı var. Eğer bu toprak ürününe maddi olarak harcama yapıyorsan, yani suluyorsun tarlanı, suladığın için sana ekstra fatura geliyor. Yani fazladan para harcıyorsun. O zaman 1/10 yerine 1/20 verirsin. Burası anlaşılmıştır umarım. Madenlerde ise çıkan madenin %20'si yani 1/5 zekat olarak verilir. Arkadaşlar kimlere verilmedi? Kimlere verilmelidir? Tevbe suresi 60. ayette bize zekatın kimlere verilmesi gerektiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Yoksullara, düşkünlere, borçlu olan kimselere, yolda kalmışlara. Bu yolda kalmış olan kimse zengin dahi olsa eğer sıkıntıya düştüyse ona zekat verilebilir. Özgürlüğünü yitirmiş olanlara yani kölelere, kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere, biz buna Arapça ifadeyle müellefe-i kulüp diyoruz. Kalbi İslam'a ısındırılacak olan kimseler. Allah yolunda çalışanlara yani
cihat edenlere, zekat memurlarına verilmelidir. Arkadaşlar unutmayalım, zekat yılda bir kez verilir demiştik. Allah'ın Celle Celaluhu hoşnutluğunu kazanma niyetiyle insanları incitmeden verilen zekat malı artırır ve bereketlendirir. Asla azaltmaz. Sadakaya geldiğimizde arkadaşlar daha kapsamlı bir ibadettir. Mesela görüyorsunuz bir kedinin başını okşamış, işte Afrika'da bir su kuyusu açmışlar, bir ağaç fidanı dikiyorlar, bir yaşlının elinden tutup onun yürümesine destek oluyor. Sadaka bunların hepsine sağlar. Herkes imkanına göre de sadaka ibadetini yerine getirebilir. Zengin olanlar daha büyük yardımlar yapabilirken, daha maddi imkanı kısıtlı olanlar da kendi gücünün yettiğince de sadaka verebilirler. Maddi yardım yapamayanlar başka şekillerde de insanlara yardım edebilir diyebiliriz. Peki fıtır sadakası veya fitre ne demektir? Arkadaşlar fıtır sadakası, işte demiştik ya Ramazan ayına özgü bir ibadettir diye. Yaratılış, Ramazan'ın sona ermesi, iftar vakti, orucun açılması gibi anlamlara gelir. Sözlük anlamı budur. Peki terim anlamına geldiğimizde Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü olarak Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür. Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır sadakasıdır demiştik. Fıtır sadakası ülkemizde daha çok fitre olarak da isimlendirilir diyebiliriz arkadaşlar. Fıtır sadakasının verilmesinin bir vakti vardır. O vakitten sonra artık o fıtır sadakası olmaz. Nedir o? Bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir arkadaşlar. Fıtır sadakası vermek nisap miktarı malı olan Müslümanlara vacip bir ibadettir. Dikkat edelim, farz değildir. Fıtır sadakası olarak verilecek sadakanın miktarı veren kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır. Mesela Ali'nin bir günlük yemek yiyebilmesi için gereken miktar 50 TL ise onun hesaplayacağı miktar 50 TL üzerindendir. Ama başka bir kimse, örnek verelim, İbrahim isimli bir arkadaşımız, o daha fazla paraya bir günlük karnını doyurabiliyor. 60 liraya doyuruyorsa o fıtır sadakasını 60 liradan hesaplayacaktır. Bu zekat gibi değildir. Fıtır sadakası zekat verebilecek durumda olanlara verilir. Yani zekat kimlere veriliyorsa onlara da yine aynı şekilde fıtır sadakası verilebilir. Fitre verirken arkadaşlar akrabaları, önce çevremizden başlayacağız, komşularımızı ve ihtiyacı olduğunu bildiğimiz kimselere ulaştırmamız en doğrusu olacaktır. Peki bunun alt sınırını belirleyen kimdir? Arkadaşlar her sene Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında fıtır sadakasının, fitrenin alt sınırını belirler. Ülkenin ekonomik şartlarına göre bir sene 25 TL'den hesaplatır. Ertesi sene 30 TL'den hesaplatır. Bu şekilde fıtır sadakası da hesaplanmış olur. İslam dininde siz de yardımlaşmaya niçin büyük önem verilmiş olabilir? Bunu da videoyu durdurarak cevaplandırabilirsiniz arkadaşlar. Zekat ve sadaka ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Şimdi ona bakalım. Zekat ve sadaka ibadetleri İslam dininde çok önemlidir elbette ki. Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal olarak pek çok faydasını göreceğiz. Yüce Allah zekat ibadetiyle zenginlere toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğretir. Yardımlaşma sayesinde yoksullar kendilerini yalnız hissetmezler ve yardım yapanlara karşı sevgi ve saygı duyarlar. Yani zenginler ve fakirler arasında bir köprü oluşturur. Yardımseverlik duygusu birlik ve beraberliği sağlayarak toplumu güçlendirir diyebiliriz. Zekat,
fakirlik ve sosyal adaletsizliğin doğuracağı toplumsal sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur. Eğer sen komşunun ihtiyacını bilip onu karşılarsan, o kötü şeylere, kötü alışkanlıklara meyletmez, hırsızlığa meyletmez. Neden? Çünkü sen ona yardım edersin ve o da ihtiyacını karşılar. İnfak, Müslümanlarda Allah için fedakarlık yapma bilincini kazandırır diyeceğiz arkadaşlar. Fedakarlık bilinci, Müslümanlar tarafından paylaşılan ortak bir değer olur. Toplumsal kurumlarımızı, adet ve geleneklerimizi de etkileyerek infak kültürünün oluşmasını sağlayabiliriz. Buna örnek, böyle büyük camilere gittiğinizde, İstanbul'daki Selahattin camilere gittiğinizde oralarda sadaka taşlarını görürsünüz. Artık bu ne haline gelmiş? Bir gelenek, bir adet haline gelmiş. Dinimiz bunu da etkilemiş, bu toplumu da etkilemiş olur. Bayramlarda, düğünlerde çocuklara harçlık vermek, Ramazan'da iftarlarda yemek ikram etmek, davetlerde bulunmak, arkadaşlarımıza bir şeyler ısmarlamak, bunlar nedir arkadaşlar? Günlük hayatımızda infak kültürünün geliştiğini bize gösterir. Geldik arkadaşlar sadaka-i cariyeye. Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadaka çeşididir. Mesela ekranda gördüğünüz işte bu resim, yani çeşme yaptırmak, cami yaptırmak, işte okul yaptırmak gibi şeyler insana sadaka-i cariye sevabı kazandırır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırır diyeceğiz. Bir hadis-i şerife bakalım. İnsan ölünce üç şeyi dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye, yani faydası kesintisiz sürüp giden sadaka. Kişi öldükten sonra da sevap kazanmaya devam ediyor. Kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Bugün çevremizde bulunan pek çok okul, belki içinde eğitim gördüğümüz okul da dahil olmak üzere, hastane, cami gibi çeşitli yardım kurumları hep infak kültürü sayesinde inşa edilir. Dikkat ederseniz camilere, cumaya gittiğinizde para toplarlar. Derler ki şuradaki Kur'an kursuna yardım, şuradaki cami yapımına yardım. Yani senin oraya bıraktığın 1 TL ile onlar birleşince yüksek meblağlar ortaya çıkar ve bu inşaatlar tamamlanır. Orada insanlar ibadetlerini yaparlar, eğitim görürler, ihtiyaçlarını bu şekilde karşılarlar. Evet, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sizlerin yapması gereken şey bu üniteyle alakalı testleri çözmek ve aklınıza takılan soruları hocalarınıza sormak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.